Yeni havalimanına yönelik stratejiler 2. İstanbul Hub seminerinde tartışıldı. Özyeğin Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu, havacılık sektörünün geleceğini mercek altına alan İstanbul Hub seminerinin ikincisine ev sahipliği yaptı. 14 Nisan'da gerçekleştirilen seminer, havacılık sektörünün liderlerini buluşturdu. 2. İstanbul Hub seminerinde yeni havalimanı ile birlikte dünya havacılığının yeni merkezlerinden biri olacak olan İstanbul'un havacılık sektöründeki geleceği ve bu büyük oluşum karşısında havayolu şirketlerinin stratejilerinin nasıl şekilleneceği konuları yerli ve yabancı akademisyenlerle sektör temsilcileri tarafından tartışıldı. Bu yıl İstanbul Hub seminerinin ikincisini düzenlediklerini ifade ederek konuşmasına başlayan Özyeğin Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Esra Gençtürk, İstanbul büyük bir havacılık merkezi haline dönüşüyor. Yapılan bu havaalanı dünyanın en büyük havaalanı olma özelliğini taşıyacak. Bu kadar önemli bir konuyu sektörlerle iç içe eğitim vermeyi benimsemiş üniversitemizde ele almamak olmazdı, dedi. Türkiye'nin havacılıkta ana oyuncu durumunda olduğunu ve Türkiye'nin havacılıkta lider oyuncu olmasını hedeflediklerini belirten Türk Hava Yolları Genel Müdürü Doçent Doktor Temel Kotil ise 3. havalimanı dünya tarihini etkiliyor. Hesaplarımıza göre 2035 yılında 3. havaalanındaki yolcu sayısı yıllık 260 milyon olacak diye konuştu. Harry Potter'ın büyülü dünyası artık ziyaret edilebilecek. Dünyaca ünlü fantastik roman ve film serisi Harry Potter'ın büyülü dünyası aslına uygun olarak inşa edildi. Harry Potter Hogwarts Kalesi ile Wizarding World of Harry Potter tema parkı Hollywood'daki Universal stüdyolarında görkemli bir törenle açıldı. Harry Potter serisinin beyaz perdedeki ilk gösteriminden tam 15 yıl sonra Universal tarafından açılan Hollywood'un tam kalbindeki Harry Potter tema parkı ziyaretçilerini adeta büyüledi. Biletleri günler öncesinden tükenen açılışta Harry Potter'ın sihirli dünyasına adım atmak için toplanan binlerce kişi Hogwarts Kalesi'ni doldurdu. Universal Creative'in CEO'su Thierry Coupe, tema parkıyla ilgili yaptığı açıklamada, Harry Potter'ın 7 kitabı ve 8 filminin bütün özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, dünya üzerinde bu olağanüstü deneyimi yaşatabilecek daha iyi bir yer olamazdı ifadelerini kullandı. Amerikalı film şirketi Universal Studios'a ait tema parkının halk açılışı öncesinde görkemli bir tören düzenlendi. Fantastik kurgudaki cadı ve büyücülük okulu Hogwarts'ın önünde gerçekleşen renkli kutlamalarda film serisinin oyuncuları da hazır bulundu. 3 boyutlu ışık ve havai fişek gösterileriyle yaratılan masalsı atmosfere, kompozitör John Williams'ın önderliğindeki Los Angeles Philharmonic Orkestrası da eşlik etti. Cape Town'da Türkiye Turizm Çalıştayı. Türkiye Cumhuriyeti Londra Kültür ve Tanıtma Müşavirliği, Türk Hava Yolları ve TÜRSAP işbirliğinde Güney Afrika'nın Cape Town şehrinde Türkiye temalı bir turizm çalıştayı gerçekleştirildi. Her iki ülkenin turizm acentelerinin ikili görüşmelerinin de yer aldığı programın başlıca gündem maddesi, Türkiye'nin turizm potansiyelini Güney Afrikalı turizm acente sahiplerine anlatmaktı. Başta Kapadokya ve İstanbul olmak üzere Afrikalı turistlerin Türkiye'yi merak ettiği gerçeğine karşılık çok da tanımadıklarının altı çizilen görüşmelerde ilk kez yapılan ve devamı planlanan çalıştayın oldukça faydalı olacağı beklenmekte. MSC Cruises, Karayipler'de ada satın aldı. MSC Cruises, Miami'nin yaklaşık 100 kilometre doğusunda yer alan Karayipler'in Bahamalar takım adalarından birini Bahama hükümeti ile varılan anlaşma sonucu 100 yıllığına kiraladı. Üzerinde herhangi bir yerleşim bulunmayan adayı 200 milyon dolarlık bir yatırımla doğa dostu bir cruise limanı yapmak için çalışmalara başladı. Ocean Cay MSC ismi verilen Karayip Adası 95 dönümlük bir alana sahip. Adanın yapılandırılması sırasında yerel ekosistemin korunması ilkesi esas alınıyor. Bahama hükümeti ve yerel doğa bilimcilerin de desteğiyle adada en az 80 çeşit endemik bitki, ağaç, yeşillik ve çiçeklere yer verilecek. Cruise gemisinin kolaylıkla yanaşabileceği Ocean Cay MSC adasına ziyaretçiler hemen ayak basabilecekler. Adanın bir ucundan diğer kısımlarına ulaşabilmek bir çeşit teleferik sistemiyle sağlanacak ve bu sistem tüm adayı ulaşım için çepeçevre saracak. Geçtiğimiz Mart ayında yapımına başlanan proje 2017 Kasım ayında tamamlanmış olup hizmete açılacak.